Evet, yine Steve olduğum bir gün. Ben Steve'sem ne çekiliyordur? Ya normal kral ya da bizim sunucumuzun reklam, pardon, tanıtımı. Evet. Reklam değil, evet. Değil. Evet. Şimdi şöyle, kamera arkası yapak en son. Kamera arkası. Harbiden bu kaçıncı kayıt ya? Yapabiliriz. İyi fikir. İyi fikir. Durduk yere şey gidiyor sonra. Neyse. Sunucudaki yenilikleri göstereceğim size. Öncelikle Wither Tapınağı'na remodel attık. Bir de hala warp sorununu çözemedik. Yetkisi olmayanlar warplara gidemiyor. De. Bize söylerseniz biz götürürüz artık. De bunlar neden stacklanıyor? Yorumlarım spamlar. Yorumlarım spamlar. Ya ne farkınız var sizin? Irkçılık yapmayın. Hepimiz aynıyız. Yedi silebiliyor musun? Evet. Ama evet ama başladık. Çok oldu. Bir de iki oldu. F3'te. F3'te. Bu arada F3'te öyle şey yapabilirsiniz. Chat silebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bakın gitti. Şimdi mesela at dıdıt spam atıyoruz. At dıdıt 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 dıdıt. F3 B. F3. F3 D değil miydi o? F3 D değil miydi o? F3 B bu arada bilmeyenler varsa başka bir şeye yarıyor. Mesela ben bunu yere attım. F3 B attığımda bu görünüyor veya herhangi bir hayvanın ya da işte yok hayvan değil herhangi bir canlının şey ismini unuttum bu kutusu görünüyor işte bulmak kutusu ama İngilizcesini unuttum ama İngilizcesi onda değil chat silindi ne sanıyorsun ben çok zeki olduğum için onu öğrettim turnuva diye bir mekanik getirdik turnuva kazananlarına event kasası anahtarı veriyoruz burası PvP turnuvası normal arena gibi değil zaten uzun zamandır video yapmamamın da bir sebebi var sunucuyla uğraşıyordum kanka ben afk'yim. Tamam. En son trollediğimiz radyo yok. Bu arada moderatör oldu. Çünkü sunucuda bayağı oynuyordu. Zaman geçiriyordu. Bir de moderatör yaptık. Başta rehber oldu aslında ama. Sonra moderatör yaptık. Aşağıda blok koyma ve kırma ayrıca PvP açık. Dikkat et. Suyu tutturamazsın. Aşağıdaki suyu tuttur. Normalde diğer yerlerde fall damage kapalı ama burada kapatmadık. Çünkü yani turnuva. Çünkü hani birisi önce çıkmaya çalışır böyle bilerek. Önce çıkar. Sonra sudakilere gelir böyle hayırdır lan çıkamazsın falan diye vurur. O sırada adam çaresiz kalıp ölür belki de. Yani turnuva dediğin taktikle dolu olur. Böyle bir şey mi var? Şimdi slash warp. Box VIP turnuvası da açık tabii. Biraz üşengeç olduğum için bu ligini indirmedim. Köylüleri tahmin ediyorsunuzdur zaten. Para, elitra, zırh, silah falan. Ben şuradaki asıl olayı gösterip geçeceğim. Çünkü yani box VIP herkesin bildiği bir şey. Tabii sınırsız ama alttaki kontrol blokları göründü. Sınırsız olmasının sebebi biraz önce de gördüğünüz gibi herhangi bir plugin yüklemeye üşendik. Sunucu zaten 4 yılda açılıyor. Ha, bu arada bunlar da şuna yarıyor göstereyim. Sunucu zaten 4 yılda açılıyor. Bir plugin daha yüklesek artık 5 yılda açılır yani. Ve zaten sunucunun olayı Box PvP değil. Sunucu Survival sunucusu olduğu için yani Survival gerçek hayat karışık bir sunucu olduğu için böyle komut bloklarıyla yaptık direkt. Hiç uğraşamadık. Bu arada açıklamada IP var. İsterseniz gelebilirsiniz. Adyok gibi moderatör olabilirsiniz. Veya rehber olabilirsiniz. Ya da oyunculuk alabilirsiniz. Belli olmaz. İşte bu köylülerin ne işe yaradığını biraz önce gösterdim ama bir daha göstereyim. İşte şunları çevirmeye yarıyor. Burada taş var. Taş direkt kırık taş olarak biliyor. O yüzden oraya bir köylü koymadık. Bu arada çok güzel şey yaptım lan. Tonlamayı çok güzel yaptım. Taş direkt kırık taş olarak geliyor. Ama şimdi isteyerek yapamam. Ama istemeden yapabilirim. Netherite zor elde ediliyor bu arada. Hemen şöyle göstereyim. Sonra zaten burayı geçeceğim. Netherite çünkü hem 4 tane bundan hem bir tane lan bir dakika lan bu hatalı. 4 tane bundan 4 tane bundan yapmak lazım. Salak mıyım? Tamam şimdi tamam. Ben çok zekiyim herhalde ya. Bunu yaparken benim kafam neredeydi acaba? Oraya altın koymuşum, oraya eksik koymuşum. Saçma sapan iş yapmışım. O yüzden daha zor olduğu için diğerlerine göre işte böyle bir şey yaptık. Çünkü altın elde etmesi de zor hani. Altın elde etmek için de parça yapman gerekiyor. Parçaları çevirmen gerekiyor. O da bayağı bir uğraştırıyor. Şimdi var go kart var. Go kart da aslında bir turnuva. Ama go kart turnuvası yazmayı üşendiğim için go kart yazdım. Daha bitmedi. Bugün başladık yapmaya. Şöyle bir sonucumuz var. Biraz Ladin teması vermeye çalıştım. Çünkü bu Ladin'de olur. Yani nerede olacak başka? Onun dışında var turnuva olarak. Turnuva olarak her yeri gösterdim. Şu anda 3 tane var. Daha fazla gelecek. Arena'yı göstermedim. Yeni arena. Eski arenayı PvP turnuvasına çevirdik. Yok PvP turnuvasını ben size göstermedim bu arada. Orayı da gösterelim. Arenamız böyle bir yer. Bu içeride PvP kapalı. Dışarı indiğimiz zaman PvP açılıyor.
Burada ufak bir süsümüz var. Yani bence güzel bir build yaptım. Harika değil evet ama güzel. Şurada aksol tool'larımız var. Tatlış. Abi çok tatlı ya. Çok sevindim. Abucuk kubucuk kubucuk kubucuk. Şurada Among Us'larımız var. Dın 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 dın. Bu dağı kendi ellerimle yaptım. Biraz fazla uğraştırdım o yüzden. Burada hala ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Evet ben yaptım ama ne olduğunu bilmiyorum. Ne kadar da zekiyim. Yani öyle salladım. Burada da öyle süslerimiz var. Burada sunucunun simgesi haline gelen meşale var. BİM'in önüne bile koyduk yani bunu. Şöyle göstereyim size. Arkadaş var. BİM değil pardon market. Ya. Tamam mı işte be birader. Ne uğraştırıyorsun beni? BİM'de. Ha bu arada BİM'e şöyle şeyler ekledik. Bu mantıklı evet de yani. Kuzenim istedi diye şöyle şeyler de ekledik. Tabii onun sunucusu olduğu için. Harry Potter'ın asası, Voldemort'un asası. İnşallah bu arada telif söyleyebilirim. Nereye telif söyleyebilirim? Geçen bir tane telif iptal edilmiş. Mutluyum o yüzden. Çünkü iki telif olsaydı tek telif kalıyor kanalın kapanmasına. Böyle bir şey yok. Ben asıl buraya ne için gelmiştim? Aha da bunun için. Slashback Wither tapınağına gidelim. Oraya remodel attım çünkü. Bu ipte remodel yok ama kendisinde var. Şimdi şöyle. Buraya Blaze laneti baltası ekledim. Yine iki tane stick Blaze çubuğu verince onda Slashback Fortress'tan kolayca kasarsınız. Çünkü mobların çoğu saldırmıyor. Neden bilmiyorum. Çözemedik onu. Üst coin getirdim. İşte dog coin var burada. Dog coin. Ya benim getirdiğimi tahmin edebilirsiniz dog coin'i. Çünkü adında harika köpek zaten. Şöyle göstereyim. İki stack çürükete bir tane zombi laneti çağırıcısı veriyor. O zombi laneti çağırıcısının 10-16 tane yapıyorsunuz. 10-16 ne ya? 16 tane yapıyorsunuz. Bir tane de blaze laneti baltası aldığınız zaman para yıldızı. Para kasası anahtarı alıyorsunuz bunda da. Direkt para kasası anahtarını satmak istemedim. Çünkü slash bar kasada satıyorum ben normalde diğerlerini. İşte buradan üst coin takasçısı. Bunu neden 27 diye sorabilirsiniz. Eskiden son sınır coin de yani slash bar old item saçtım bunun için. TL vardı. Dog coin yerine de dolar vardı. Bir TL'de 27 dolar olduğu için ya keşke be ama tam tersi. Bir dolar da 27 lira olduğu için yani gelip tak 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 buradan normal piyasaya göre bir şeyler alıyorduk. Sonra gelip buradan ikisi de mesela eskiden bu normal etkisiz istirdi. Şimdi bunun için üst coin yaptık. Sonra üst coin plus. Üst coin plus plus. Üst coin plus plus plus. Ve bilgelik kitabı. Bilgelik kitabından sonra şuralarda Adyokis no afk. Peki. Yok. Şu an afk. Neden bu kadar geç afk olduğunu anlamına. Neyse. Yandan da sodamı içeyim bir dakika. Soda iyidir, iyi gelir. Şimdi bilgelik kitabı çok önemli bir şey. Bunları alabiliyoruz. Üst coin'e de bunlar işte. Üst seviye büyü dediği bunlar işte yani. Göstereyim şu şekilde. Keskinlik 6 falan. İşte koruma 10. Pardon koruma 9 var maksimum. Koruma 10 yok. Mesela koruma 6 falan. Böyle garip garip şeyler. Şu ne satıyordu bu arada? Onu gösterdim mi? Ha. O üstü de aynı eder. Yanına bir tane dog coin veriyor. Slash var benim göstermediğim old itemslar. Neden İngilizce yaptım ben bunu? Çünkü bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Neden artı ya da plus dedim? Onun haricinde hiçbir fikrim yok. İngilizceden nefret ederim ama işte böyle aklıma eseni yapıyorum bazen. Şimdi spawner zinciri kalktı. Spawner zincirinin yerine gene spawner zinciri geldi. Ama farklı bir şekilde adı daha güzelleşmiş bir şekilde. Birazdan gösteririm nasıl. Dediğim gibi TL ve dolar kalktı. Yani kalkmadılar aslında da isimleri falan değişti. Artık itemnameyle yaptığımız için bu şekilde saçma sapan olmuyor isimleri. İşte üretilemeyen isim. Bakın biraz önce dediğim gibi bunların isimleri yok ki isim getirdik. Bu da bilgi kitabıydı. Bir Nether Yıldızı. Bu Nether Yıldızı'nda para yıldızı mı öyle bir şey yaptık galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Slashwork kasaya gidelim. Turnuva kazananlarına verdiğimiz kasayı göstereyim size. Turnuva kazananlara verdiğimiz kasa anahtarından bunlar çıkabiliyor. Yani şöyle göstereyim. Harika itemler. Acayip para edecek şeyler. Zombi laneti çağırıcıları bir sürü. Yani tabii bir sürü değil. Tek bir seferde 64 tane geliyor maksimum. Şans arttırma diye bir şey olmadığı için Crate Plus'ta. Biz de bu şekilde şansını arttırmış oluyoruz aslında. Birden fazla koyarak. Bilgelik kitabı tabii ki de. P9 setler ve P9 pardon P10 aletler almasına sağlar. Aslında bunlarla eşit şu an
bu bilgelik kitabı şu setlerle veya bunlarla. Ama mesela diyelim ki sen bot istiyorsun. Gelip buradan sana kask gelebilir. Ama eğer bilgelik kitabı sana gelirse sen gidip direkt botunu alabilirsin. O yüzden bilgelik kitabı daha iyi. 3 tane aynı golem spamları yani harika zaten. Bir de Netherite Blue bayağı bir para ediyor bizim sonucumuzda. Gidip göstereyim cidden. Onun dışında zaten dandik kasa dandik. Yani ne bekliyorsunuz? Dandik sonuçta. Para kasası. Para kasasındaki bayağı bir zor alındığını fark ettim para kasasının. O yüzden Netherite çıkma şansını arttırdım. Zümrüt çıkma şansını arttırdım. Elması o kadar arttırmadım çünkü slash warp elmas açtık. O yüzden de elmas bayağı bir değersiz. Zaten spammer kasası. Ve burada spammerlar ve event kasası diye isimli iki tane toprak karşında satılıyor. Bunları da hemen okuyayım. Ya da siz kendiniz mi okusanız? Ya da okuyun geçeyim ne olacak. Event kasası bazen yetkililerin başlattığı turnuvaları kazanarak elde edilir. Örnek olarak go kart ya da box pvp ya da normal pvp eğer yetenekliysen alabilirsin. Ürünler harika. Yani biraz önce gösterdiğim ürünler spamlar. Spamları oyuncuların almak dışında sadece kasalardan çıkarlar. Ve şu an etkili olmayan bir bug'la uğraşıyoruz. Eğer onları kırarsanız geri gelmezler. Evet bu arada kırarsanız geri gelmiyorlar. İpek stokmuş olsa bile biraz sıkıntı. Doğru. Eskiden geliyordu ama nedense şu an gelmiyor. Koyduğunuz yere dikkat edin. Yani mesela yanlışlıkla bir yere koymayın. Önce yenirsiniz. O sıkıntılı bir iş çünkü. Bir de burada kömür portalımız var. Girelim. Kömür portalımızdan giriyoruz. Kalıyoruz öyle. Evet. Kömür portalından çıkıyoruz. Git lan. Sevmiyorum lan seni. Kaldım burada. Neyse. Flash var. Neye gidelim? Ben size göstermediğim bir yer var mı diye bakıyorum. Mob var mı? Mob spawn mı? Nedir? Parkur açtık. Evet, parkur var. Parkur öyle eğlenceli bir şey. Böyle zor bir parkur değil. Bayağı bir eğlenceli. Eğer bitirirseniz ne kadar öldüğü olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Böyle sevdiğim biri mesela güzel bir şöyle bir Çöpçemen nikli birisi gelse şöyle güzel bir bilgelik kitabı verebilirim. Ama köpkeler kedilerden daha hashtag köpkeler kedilerden daha kötü diye bir adam gelse sonucundan banlayabilirim yani. O yani. Ufak tefek sıkıntılar çıktı biraz ifşa edin. Neyse tamam, şaka yapıyorum tabii ki de. Biz tek dolar veriyoruz. Üst coin pardon. Biz ya biz tek dogcoin. Bu da benim yanına geç yetkili çağır para kazan. Şu anki sunucudaki en değerli para birimi. O üst coinleri para birimi olarak saymıyoruz. Ondan dolayı en değerlisi Dogecoin. Ve benim bilgisayarım neden bu kadar kasıyor?